Herkese merhabalar, kolayca paylaşımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için saray muhallebisi yapıyoruz. Gerçekten inanılmaz güzel bir sütlü tatlı ile karşınıza geldim. Dilerseniz hep beraber tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle 150 gram tereyağımı tenceremde güzel erittim. Sonrasında üzerine 1 su bardağı un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. Unun kokusu çıktı. Tekrardan unumu biraz kavuruyorum. Evet, gördüğünüz üzere gayet güzel unum kavruldu. Ve sonrasında 3 su bardağı süte ihtiyacım var. Öncelikle sütümü azar azar ilave ediyorum. Önce bir bardak sütümü boşalttım, karıştırıyorum. Sırayla arkadaşlar sütümü ilave edeceğim. Evet, gördüğünüz üzere bütün sütümü ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Devamlı karıştıralım ki topaklanma olmasın. Sonrasında yarım paket krema kullanıyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Birbiriyle özleşmesini sağlıyorum. Yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bir yumurtanın sarısını ilave edeceğim üzerine. Onu da karıştırıyorum. Bu arada ocağımın altını kıstım. Son olarak da bir paket vanilya ekliyorum. Evet, 5 dakika kadar soğuyan muhallebimi şimdi güzel kuplarıma bir aparat yardımı ile alıyorum. Evet, gördüğünüz üzere verdiğim ölçüden tam olarak 4 kup tatlım oldu. Üzeri için arkadaşlar ben toz Antep fıstığı kullanacağım. Sizler dilediğiniz süsü kullanabilirsiniz. Tarçın da kullanabilirsiniz. Pasta şekerleri de kullanabilirsiniz ama ben Antep fıstığı tercih ettim, yakışacağını düşündüm. Son olarak da fındıkları ekliyorum ve tarifimi tamamlıyorum arkadaşlar. Umarım
Yaptığım bu tarifimi sizler de beğenir ve denersiniz. Eğer ki bu tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Gayet güzel, pratik tarifler vermeye çalışıyorum. Herkesin evinde yapabileceği tarifler. Evet. Yakından göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kolayca paylaşımlarda kalın.